Harita şu anda var olan harita ve çatışma bölgelerinde. Az önce şuraya bir anlatayım müsaadenle. Şimdi Coşkun Bey buyurun. Şu özellikle kuzey bölgede henüz daha buraları her ne kadar havadan ve karadan bombalasalar da dövseler de henüz daha giriş bak şimdi, olmadı. Vurdukları kadar çok yoğun vurdular ama bir şey elde edemediler. Yani görüntülerden öyle anlaşılıyor ki mahalleler yerle bir edilmiş. Yani. Evet. Çok ciddi bir hasar da verilmiş. O bölgede zırhlı birlik operasyonu yapabilirler mi? O kadar yıkık içerisinde. İşte o zırhlı birlik operasyonu için manevra alanları açmaya çalışıyorlar aslında. O buldozerleri yani de onun için götürüyorlar herhalde. Yoğun bombalamanın iki sebebi var. Bir, insanların direncini kırmak. Evet. İki, olası taarruz istikametleri için tank ve mekanize birliklerin geçişine uygun manevra alanları yapmak. Coşkun Hocam buyurun. Söz sizde. Şimdi ilk gün taktik tablo şu. Burada İsrail zırhlıları ve tankları, hani o görüntüleri de paylaştınız ya, bekliyorlar sürekli. Girdi girecek. Kuzey bölgesindeki şu bakın tarım alanı olarak, düzlük olarak yapılan arazide... Çok güzel bir harita olmuş. Eline sağlık arkadaşların. Bu arazide tankların 3 yerden girdiğini gördük biz. Evet. Bunları hem Hamas teyit etti hem İsrail'in açıklaması bu. Hemen o atanın bulunduğu yerden bir, şu bölgeden iki ve bu bölgeden üç. Ancak bu girmeler kırsal kesimde yani tarım alanlarında lokal ve ilerleme kaydedemeden kaldı burada. Buradaki girme de o şekilde mi gerçekleşti? Şimdi doğudan. Geleceğim oraya. Evet. Şimdi bu girmeden ilk daha birinci denemesinde hani Mustafa'nın da sormuş olduğu o Dubi dediğimiz tank mayından tarladan geçit açan araçlarla bir girme yapıldığında bir İsrail tankı mayına bastı. Diğeri panik halinde topu ateşledi ve hemen geri kaçtılar. O görüntüleri hatırla. Evet. Bu iki defa denendi olmadı. En son buradan buraya ordugah kurmak üzere bir girme yaptılar. Hani piyade ile girdik. Tanklarımız şu an orada dedikleri yer. Meskun mahallin olmadığı, Hamas'ın da herhangi bir müdahalede bulunmadığı bu alanlar. Şurada ya. 2 kilometre içerisindeler yani. Ve bu bahsetmiş olduğum tünel Hamas'ın ilk darbesiydi İsrail'e en ağır vurduğu. Bu tünellerin altından geçtiler. Gece bu tünellerden çıktılar. Az önce Ata dedi ya tünel savaşları yaşanıyor diye. Evet. Burada baskın ve sabotajla İsrail'e ağır kayıplar verdirdiler. Bunun görüntüleri sosyal medyada dolaştı. Yani bu hattın arkasına geçip buradan hem esirleri Gazze'nin, o zaman buradan aldılar öyle mi? Evet. Ölü ve esir buradan. Gazze'nin altından geçtiler. İlk esirler oradan, ikinci arkadan de yaptıkları manevrayla ağır kayıplar verdirdiler. Peki şunu soracağım. Bunun üzerine bir de şuradan. Tamam, anlattın, evet. Şurası. Zeytun Mahalli. Şu bölgeden girdiler galiba. Şu buradan girdiler gene alanda. Hatta bunun görüntüleri de paylaştı. Hamas'ın askerleri. Evet. O El Yasin denilen tank savar silahlarıyla tünelin kapaklarını açıyorlar. Evet. Çıkıyorlar. Ağaçların arasında tespit ettikleri İsrail'li iki tanka roketle ateşe yapıp hem tankı hem içindeki personeli İmha ediyorlar. İmha ettiler. Bunu İsrail doğruladı. Dolayısıyla hani biz böyle bir yarım harekatı yaptık ve hani alanda da hakimiyet kazandık tezi yanlış ve yalan. Böyle bir kuşatma ve yarma yok. Buradaki o hasar alan tanklar Hamas'ın da yaptığı açıklamada vurduk ve hasarı verdik dedi. Şimdi öyle bir hava yaratılıyor ki. Sanki burada Gazze sanki bir yarma sanki yapılmış. Yani Netanyahu o açıklamayı hocayla ilk yapan o açıklamayı kim? Netanyahu dedi ki Gazze şehrini kuşattık dedi. Hani şimdi sahadaki muhabirimiz hayır canım demiyor. Sadece Ata da değil yani pek çok muhabirimiz görüşüyoruz. Netanyahu şöyle bir açıklama yaptı. Yani. Netanyahu'nun açıklaması şu. Biz dedi girmeyi gerçekleştirdik Gazze şehrine ve kenar mahallelerde dedi tertiplenmeyi tamamladık. Evet. Doğru. Kenar mahalle ne? İşte bu bizim bahsettiğimiz kırsal var ya, muhtemelen hemen şu hani olduğunu varsayarsak buradaki birliklerin ilk daha o enkaz halindeki birkaç evin görüntüsünü servis ettiler. Evet, Gazze'ye giriyoruz diye. Girilen yok. Herhangi bir yarma harekatı yok. Hamas hala olaya çok hakim. Hı hı. Üstelik daha şehir yani meskun mahalle çatışması başlamamış durumda. Yani buraya bir bak, iki tane tankı şey sokmakla muharebe bitirsin. Tamam. Savaş başladı. İşte kuşatma tamamlanıyor denmek bu yanlış. Bu safhaya bırak siz yani doğru dürüst bir kara harekatından bile bahsedemeyiz. Peki, hocam, ne yapıyorlar ama? Şunu onu söyleyeyim. Onu şunu sor. Tam da sizin buyurun. Aslında bağlantılı. Yani buraya öyle bir akıl koyduklarını söylüyorlar ki yani sadece İsrail'de Amerika'nın işte Felluce aklı o işte geçin. Irak'ta Afganistan'da işte edindiğimiz tecrübeler deniyor. Öyle mi diye baktık. Ne yapmaya çalışıyorlar peki? Tamam meskun mahalle girmediler, onlar da şehir merkezine giremediler. Oran. Acaba yani stratejileri ne olabilir şu, ki?
şu. Ya, şimdi bir ekleme yapabilir miyim? Kuşatıp, Savunma önce Atay'ı dinleyelim ondan sonra. Atay'a bir kulak verelim. Evet Atay. Bir yılda sürse bu savaşı kazanacağız dedi. Evet. Yani, bir yıl. Son açıklama bu. Yani, bir yılda sürse bu savaşı kazanacağız. Olmasınlar. İsrail çünkü Savunma Bakanı'nın açıklaması. Yani şu an taktik durum üstünlüğü. Yok emin olmakla alakası anladım. Yok hocam. Yani bu zamana yayıyorlar yani. Ben sahadaki gerçeklik adına şunu zamana söylüyorum. Zamana yayma açısından. Sahadaki gerçeklik adına şunu söylüyorum. Şu an sahadaki taktik durum üstünlüğü Hamas'ta. Kassam Tugaylarında. Tamam. Yapmaya çalıştıkları şey şu bakın. Şu temas hattında Beyt Hanun. Beyt Lahya temas hattında şurada ki Cibaliye'ye giremediler. Bakın hala onu söylüyorum. Çok yoğun bombalı. Yapmaya çalıştıkları şey şu. Cebri keşif dediğimiz ateşte ateş ederek. Evet. Temas var mı? Karşılık var mı? Yok mu? Yani Hamas güçleri var mı? Yok mu? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu boşlukları bularak bu şekilde olası taarruz istikametlerini belirlemeye çalışıyorlar. Yani bu iki şeyi gösterir. Bir, saha istihbaratından yoksunlar. Bakın bu kadar açık. Peki, saha istihbaratı çok olanlar önemli. Cebri ateş yapmaz. Saha istihbaratından yoksun oldukları mı için mi bu kadar? Evet, bakın ciddi saha bir şekilde ama yani Eray hocam binlerce çocuk ölüyor. Bakın. Bombalama burada devam istihbarat ediyor. Yok ki buraya bir tane bir şey atsanız birinin kafasına de. Korkusundan mı atıyor bunları? Hayır. İki sebepten bakın. Önce şunu söyleyeyim. Bu şekilde cebri keşif yaparak evet. ilerlemek istemelerinin sebebi bir, saha istihbaratı olsa bunu yapmazlar. Hmm. Gider de oradan hedefi bulurlar, vururlar. Evet. Şimdi bu saha istihbaratı cebri keşifle yapmak zorundalar çünkü saha istihbaratı yok. İki, olası, bunun her ne kadar yok işte manevra yapar, şunu edeceğiz değil efendim. Olası taarruz istikametindeki boşlukları belirlemeye çalışıyorlar. Nerede Kassam Tugay gücü yok? Nereden biz yarma gediği oluştururuz ve hangi istikametinde taarruz ederiz? Ona göre de hava kuvvetleri bunların cebri keşifle koordineli olarak yapıldı, hatırlayın. Olası yerleri vurmaya çalışacağım ama İsrail'in benim gördüğüm kadarıyla bu son 4 hafta içerisindeki hedef aldığı noktalar Hamas noktaları değil. Değil. Yani istihbarat toplama noktası şu anda cinnet halinde. Bakın bütün binaları vuruyor. Yani istihbarat toplama olarak bilmiyorum nasıl şey. Yok. Hayır evet. Bakın şimdi kıymetli Orhan. Hava kuvvetlerinin vurmasıyla karadaki çatışmaları birbirinden ayırın. Evet. İkisi ayrı şeyler. Yani kara çatışmalarının olduğu yerde zaten hava kuvvetlerini kullanamaz yoksa kendi adamını vurur. Bir imha eder bu kendi sonra. Adamını vurur. Yakın şimdi bakın ikisi başka amaçlarla yapılıyor. Kara kuvvetlerini içeri sokamıyor. Sokamıyor. Havadan hava vuruyor. Neden vuruyor? Neden vuruyor? Bir, buradaki insanları göç ettirmek. İnsanlar göç etmeyeceğini söyle. Göç etmeye çalışan insanları da dün El Raşit yolunda havaya uçurdu. Bakın bir, bu yani iki. Burada başka bir akıl var. İki, şeyin direniş kabiliyetini, insanların direniş azmini kırmak. Öldürerek direniş azmini kırıp Hamas'la Filistin, yani Gazze'deki Filistinliler arasında bir mesafe koymaya çalışmak. Hocam burada 400 bin kişi var. 400 bin kişi de öldürecek. Daha bile fazla. Yani 400 bin kişi öldürecek o zaman. Yani bu adamlar cinnet hali olduğu için, Orhan bakın bunlar cinnet halinde oldukları için yani her türlü barbarlığı yapabilecek durumdalar. Bir araya iki dakikamız var. Atay'la bitirmek istiyorum. Sonrasında reklamlardan sonra bu işin uluslararası boyutunu ve hukuk boyutunu Mustafa Kemal Hocam'la konuşacağım. Ata, şunu sormak istiyorum. Burada kapana kısılmış yüz binlerce insan var Gazze şehrinde, Gazze şeridinin kuzeyinde. Onların güneye geçişine ilişkin bugün içerisinde bir bilgi alabildin mi? Ya da oradaki sivillerin akıbetiyle ilgili, tahliyeleriyle ilgili en azından bir bilgi var mı? Yani siviller evet gitmek isteyenler var ama son kanının son damlasına kadar Gazze'de kalacak olanlar da var. Hani bunu söylemek gerekiyor. Çünkü zaten Gazze'de yaşayanlar bugüne kadar o işgal altındaki İsrail topraklarından ve Batı Şeria'dan giden insanlar Gazze'liler. Hani biliyorlar ki gittikleri zaman artık eğer kapı açılsa bile Mısır'dan gittikleri zaman tekrar geri dönecekleri bir vatanı olmayacak ama çoğu şunu söylüyor. Biz artık buradayız. Burası son vatanımız. Kanımızın son damlasına kadar biz burada kalmaya, yaşamaya, vatanımızda kalmaya devam ediyoruz diye düşünen tabii ki ağırlıklı bir kesim var ama göç etmek isteyenleri de işte görüyorsunuz konvoylar vuruluyor. Dün bir ambulans konvoyu vuruldu. İsrail'in açıklaması şuydu. Az önce onu söyleyecektim. İşte orada bir Hamas hücresi tespit ettik. Yani siz de dediniz ya işte böyle cinnet hali gibi çıldırmışçasına
Yani orada yaralılar var, ambulans şoförleri var, vatandaşlar var, ambulanslar var. Kaç tane yaralıları taşıyacak, güneye, sınıra götürecek ama İsrail diyor ki ben orada bir Hamas hücresi tespit ettim, bırakalım bombayı. Yani bu hangi vicdana sığan bir adım? Ve yani, bunun İsrail'e bunu da çok da büyük bedelleri oluyor. Yani deneme yanılma büyük bir insanlık katliamı yapıyorlar ama hani bunların da çok büyük bir bedeli oluyor. Kesinlikle. Şu an taktik durum üstünlüğü Kassam Tugaylarında girebildikleri yer 3 kilometre mesafe ve 2 nokta. Bakın 2 tane yerleşim yerinin mücavirinde. Yani o büyük İsrail efsanesinin durduğu yer burası. Ve yani şehir Meskun Maaş çatışmaları başlamadan da yaklaşık 400 İsrail, işgalci İsrail askeri öldürüldü. Ölmüş durumda yani. Yani. Ya daha doğrusu şöyle, Meskun Maaş çatışmaları sayarsanız mücavirlerin de burada Meskun Maaş çatışmaları yapıyorlar. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yani o mahallelere girdiler. Ama şehir merkezine girip Beyt Hanun'u ve Beyt Lahya'yı kontrol etmek diye bir durumları 4 gündür oldu herhalde değil mi? Ata kaç gündür buralardalar bunlar? 4 gündür, 5 gündür belki bu şeyi Beyt Hanun ve Beyt Lahya'ya. Bir haftayı buldu neredeyse. Bir haftayı buldu. Bir haftayı buldu. Ya bakın ya. Bir haftadır temas attı şurası 3 kilometrenin ilerisine ilerleyemediler yani şimdi. Evet. Bizim, evet. Siz evet, de oradan Siderot'tan çok hemen, rahat yani görüyorsunuz 2 kilometre maksimum. Evet evet yani birkaç kilometre karelik alanda dönen bir batakla saplanmış işgal güçlerini görüyoruz. Bir de Atabey söyleyecektir mutlaka, komutanı da belirtir onu. Tanklarından ve zırhlı araçlarından çıkmadan yapıyorlar bunu. Yani piyade gibi çıkıp bir çatışmaya girme durumu da söz konusu o zaman değil. Aldılar. Tankların içerisinde şimdi, zırhlı araçlardan atış yapıyorlar bakın, sadece. NATO standartlarında konvansiyonel savaşta bir Tugay'ın derinliği 8 kilometredir. Bakar mısınız? Kaç kilometredeler? 3 kilometre. 2-3 kilometre mesela. Ben şunu yani konvansiyonel bir harekat yürütemiyorlar Orhan Bey. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir cebri taarruz manevrasıdır. Bir harekata henüz girişebilmiş değiller efendim. Şimdi Coşkun Hocam şunu sormak istiyorum. Yani sadece burada yine çokça dolaşan bilgiler var. Yani sadece İsrail askerleri mi var yoksa Amerikan askerleri de var mı? Aslında çokça soruluyor. Şimdi burada harekat alanında normalde harekatın işleyiş şekli şu Orhan. Eğer hani İsrail orduysa, ordu değil terörist bir yapı da gerçekten asker olsa, gerçekten ordu olsa havadan yumuşatma işleyiş bu. Ardından topçularınla alanda yumuşatmaya devam. Ardından zırhlı birlik hani şu an konuştuğumuz ve beraberinde piyadelerle birlikte nereyse senin için sıklet merkezi veya kritik arazi hedefin orada tertiplenme ve akabinde de bir sonraki harekat planındaki planına göre de bir sonraki hedefe yönelik yeni harekat. Bu böyle işler. Fakat burada her şey sıra dışı. Yani topçu atışı havadan yumuşatma eş zamanlı başladı. Hatta denizden bile topçu atışları yapıldığı söylendi. Başlamıştı. Şimdi havadan dövüyor. Katliam yapıyor, soykırıyor. Karadan topçuyla soykırıyor, katliam yapıyor. Bunun artık bir yerde durup tankla, zırhlı birlikte, piyadeyle desteklenmesi lazım. Evet. İşte orada İsrail'in terörist yapısı duruyor. İlerleyemiyor. Neden? Az önce güzel bir tespitte bulundun. Korkuyor mu dedin? Evet korkuyor. Evet. Niye? Alana hakim değil. Elde bir istihbari bilgi yok. Ve gönüllü askerlerle gidiyor komutanım. Nasıl? Muharip askeri de yok öyle çokça. Gönüllü topladılar. Ya çapulcu sürüsü. Terörist hepsini. Yani gözü dönmüş. Ya cani bu kadar varlık. Yıllardır İsrail ordusu şöyle işte geçiniz tankları, onları. Uçakları böyle de işte bütün dünyaya korku salan bir İsrail ordusunun burada yaklaşık 4 haftadır... Yolda bize otostop çekiyor askerler. Hiçbir şey yap. Ata otostop çekiyorlar dedi askerler. Bir dakika Ata'dan onu dinleyelim. Çok önemli. Bir anlatır mısın Ata? Ata onu lütfen aktar. O bana yani göre gecenin işte haberi. Çok çok ciddi söylüyorum. Yani biz Kudüs'ten hani buraya bir 90-100 kilometrelik yol sınır attı. Yani yol boyunca duraklarda eli silahlı böyle üniformalı askerler görüyoruz. Hep böyle otostop çekiyorlar. Ya Atabey'in dediği çok doğru. Sosyal medyada kendilerini teşhir eden İsrail ordusu kadar başka bir ordu yoktur. Ya dans eden Orhan, yani böyle enteresan sana, bir yani yapı. Ata şunu ben sana, çok disiplinli bir ordu galiba anladım. Şimdi bak ben sana bir soru soracağım. Hatta senin vasıtanla üzerinden ekranda bak, böyle bir izleyenlere ve dinleyenlere soralım. Ne disiplin kalmış, şimdi, ne düzen kalmış. Böyle bir orduda, böyle bir yapıda, hani ordu diyoruz ya, hatırlayalım, geçmişe gidelim. Ne dedi?
karadan dedi harekat başlıyor. Son 24 saat dedi. Evet, evet, her akşam bu şeyi pompaladılar. Ne dedi 24 saatle? Diyor ki bombalamayla kaçmadınız, bak geliyoruz ha diyor. Hadi şimdi bak deneyelim. 24 saat geriye sayım başladığı. Süre bitti. Yağmur yağıyor denildi. Süre bitti. Yağmur yağdı. 12 saate evet. ikinci uzatmayı aldılar. Ardından atanın dedi yan yattık, çamura battık, hava bulutlu, aman yağmur geliyor. Bu şimdi ilk daha süre bittiğinde, 24 saat bittiğinde biz şuna şahitlik ettik. Ata da orada, o da şahitlik etmiştir. Süre bitti, bekliyoruz hani bir harekat manevra evet. gelecek mi diye. De otobüslerle bir baktık ki İsrail'in teröristleri taşınıyor. Evet. Hala da o sevkiyatlar devam ediyor. Heh. Hocam bir virgül koyalım mı? Koyalım, orada önemli. Dönüşte sizinle başlayacağız. Dönüşte, tamam. Ama kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar karşınızdayız.